Efendim tekrar merhabalar. Devam ediyoruz. Az önce paylaşmıştım. Sayın Muharrem İnce konuğumuz, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hiç vakit kaybetmek istemem. Hemen hızlıca başlayalım. Öncelikle şunu paylaşayım. Bunu önemsiyorum. Şöyle bir yerden soru sormak istemiyorum size. Yani oyları neden böldünüz? Niye aday oldunuz? Cumhurbaşkanlığına aday oldunuz çünkü. Ama buna dair sorularımız var. Ama şöyle, yani demokrasinin olduğu bir ülkede herkesin imzayı toplama başarısı göstermiş, herkesin aday olması gayet tabidir. Bir şeye sıkıştırılması da memleketin bence sağlıklı değil. Ama tabii çok sorumuz var. Çünkü ben buraya gelirken sizi konuk edeceğimi söylediğimde herkes, her iki taraftan, Millet İttifakı'nı destekleyenler ve Cumhur İttifakı'nı destekleyenler, havaalanında gelene kadar meslektaşlarım, arayanlar, soranlar, herkesin çok farklı soruları var. Onları yönelteceğim. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmenizle başlamak isterim. Sayın Kılıçdaroğlu'yla ne görüştünüz efendim? Şimdi ittifakların süresi geçmişti. Yani Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine de 24 saat kalmıştı. Yani ziyaret aslında bir uzlaşma, bir ittifak ziyareti değildi. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde bak ziyaret ettim demek içindi. Yani kaldığı süre içerisinde yanımızdaki Sayın Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarıyla benim yardımcılarım konuştuğumuz konular depremi konuştuk. Deprem bölgesini konuştuk. O anılarını anlattı orada yaşadıklarını. Ben de yaşadıklarımı anlattım. Seçim güvenliğini konuştuk sandıklara. 2018'de benim aday olduğum dönemde sandıklara sahip çıkamadınız. Bu sefer ikinci büyük parti son seçime göre sizsiniz. Nedir bu konu dedik. Bunu konuştuk. CHP anılarını konuştuk. Sonra gerçekten gençleri bizim genel merkezimizde üye kaydı yapan gönüllü gençleri ziyaret etti. Onu konuştuk. Trolleri konuştuk. Ve sonunda kapıdan uğurlarken hoş geldiniz güle güle dedim. O hiçbir art niyetli bir cümle değildi. Yani hoş geldiniz ve güle güle. Onu yanlış yorumlayanlar oldu. Onu gerekse bir tweetle düzelttim ama yani belki de sadece ben de bir tepki olarak yorumladım bu arada. Hayır, kendi bir tepki olarak öyle yani, yapmam ben. Hoş geldiniz ve güle güle. Yani. Hayır, giderken Sayın Kılıçdaroğlu Halil İbrahim sofrasından bahsetti. Kapının önünde. Odamda konuşurken onu da söylemedi. Onu da söylemedi. Onu da söylemedi. Halil İbrahim sofrasına da davet edilmedik. Odada davet edilmedik ama basının önünde davet edildik. Yani dostlar alışverişte görsün ziyaretiydi. Kamuoyuna bak ayağına gittim. Baskı kurdurma. Böyle bir ziyaretti. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Böyle bir amaçları olsaydı bu son güne kalmazdı zaten. Bunu da milletimizin takdirine bırakıyorum. Davet edilmediğiniz için ve bu böyle olduğu için mi bu pozisyondasınız diye sorayım. Hayır. Bakın şimdi. Şöyle bak. Yani kızgın mısınız? Hayır. Değilsiniz. Hayır. Ben siyaset adamıyım. Erken gelseydi bir şey fark etmeyecek miydi? Hayır, konuşurduk elbette. Bakın. Önce durumu bir doğru tespit edelim. Açılamayan üniversiteler. Yapılamayan tarım. Korunamayan kadınlarımız, çocuklarımız. Geçinemeyen emeklilerimiz, atanamayan öğretmenlerimiz, itibarı düşük pasaportumuz, et yemeyen çocuklarımız, liyakatsız yöneticilerimiz, çürük binalarımız, çadır satan Kızılay'ımız ve bütün bu ortamda bu bizim kaderimiz olamaz. Şimdi, 17 parti bir araya gelmiş. 21 yılda hiçbir dediğini gerçekleştirememiş bir iktidar var. 25 bin dolar kişi başı gelir dedi, 10 bin dolar bile yok. 2 trilyon dolar dedi, 1 trilyon dolar bile yok. 500 milyar ihracat dedi, 250 milyar dolar ihracat var. Hiçbir dediğini tutturamamış bir iktidar. Beceriksiz, başarısız, yorgun bir iktidar var. Şimdi bunun karşısında da bir muhalefet var. 17 parti bir araya gelmiş. Dünyada hiç görülmediği gibi 7 cumhurbaşkanı yardımcısı, o da ilginç. Şu anda bir cumhurbaşkanı var, Erdoğan. Her şeyi o biliyor, her şeye o karar veriyor. Oysa bu altılı masanın önerdiğinde ise, yedili masanın önerdiğinde ise
Cumhurbaşkanı yardımcıları Cumhurbaşkanı'na talimat veriyor. Bu dünyada bunun bir örneği yok. Birinde tek adam, birinde tek aday ve Cumhurbaşkanı yardımcılarından talimat alan bir cumhurbaşkanı var. 11 büyükşehir belediyesi var. Hazine yardımları var. Televizyon kanalları var, gazeteleri var, köşe yazarları var, ekran bülbülleri var. Et olmuş 350 lira. Deprem Türkiye'yi vurmuş. Ekonomik kriz diz boyu. Euro 20 lira, devlet çökmüş. Soğan 30 lira. Böyle bir ortamda seçime gidecekler. Muharrem İnce, çekil. Sorumlu seni kaydederiz. Şu anda seçimi kazanmak gibi bir dertleri yok. Hesapları. Seçimin sonucunda biz bunu kaybedeceğiz. Suçluyu şimdiden ilan edelim. Bu Muharrem İnce. Dertleri bu. Şimdi bunu milletimizin doğru anlaması lazım. Yani böyle bir ortamda siz 17 parti bir araya gelmişseniz. Bir taraftan diyorsunuz ki biz %60'da kazanıyoruz. Muharrem İnce de 1-2. 58'de kazanın o zaman. Madem 60'da kazanıyorsunuz. Ben de 1-2'yim. Bırakın 1-2 alsın. 58'de kazanın. Böyle bir ortamda bir, kendilerine güvenmiyorlar. Adaylarına güvenmiyorlar. Neden? Çünkü başlangıçta Sayın Akşener ne dedi? Kazanma ihtimali yüksek olan aday dedi, değil mi? Kazanma ihtimali yüksek olan aday. 13 toplantıda adayı belirleyemediler. Şimdi diyorlar ki önümüzü açın. A seçeneği mi, B seçeneği mi? C diyor insanlar. C diyemezsin. C dersen hainsin. Aynı Erdoğan'a benziyorlar. Erdoğan'a muhalefet edersen teröristsin. Altılı masaya muhalefet edersen hainsin. Ya kardeşim, bana oy verenlerin hiçbirisi ne Erdoğan'a oy verir ne Kılıçdaroğlu'na oy verir. Ben adaylıktan çekilsem de onlar gidip o oylar çantada keklik değil ki. Özür dilerim, bir şey soracağım burada. Sizin şöyle bir ifadeniz var. Çekilmem gereken zamanda ve yerde çekilirim. Hayır, bakın, Kılıçdaroğlu lehine çekilirim. Öyle bir şey yok. Demediniz öyle bir şey yok. Bakın. Öyle demediniz mi? Hayır, öyle demedim. Bak, düzeltelim onu. Düzeltelim. Onlar tamam. Benim müritlerim değil. Hayır, siz. Beni de, bakın, siz anlatayım size. Buyurun. Şimdi bir, Muharrem İnce tek başına bir adam değil. Muharrem İnce 3 yıldır yollarda parti kurmuş. 73 il binası olan, 480 ilçe binası olan, gönüllülerin kurduğu bir parti. Bu insanlar kiralarını kendi ödüyor, mobilyalarını kendi aldı, 115 bin kişi sandığa gitti, imza verdi. Siyaset vekaleten yapılan bir iştir. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Şimdi burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok. Teknik olarak da bu mümkün değil artık. Çünkü kurallar çekildi. İsimler belli, fotoğraflar konacak. Hayır, geçmişte böyle bir şey söylediniz. Efendim, o geçmişte kaldı. Şimdi kurallar çekildi. Ona dair bir şey soracağım. Yerler ama belli. Soramadım. Orası geç, ama bitti orası artık. Artık adaylar belli. 4 aday var. Evet, o zaman da haklısınız. Şuna sorumu o yüzden soramadım. Müsaadeniz olursa. Evet. Şöyle, bunu söylediğinizde çekilirsem de Kılıçdaroğlu lehine çekilirim dediniz. Efendim, onlar bitti şimdi. Bitti. Mehmet Akşener. Şöyle, ikinci tura kalırsa da soruldu. Tekraren soruldu. Şimdiki senaryo için söylüyorum. Diyelim, yani siz de kalabilirsiniz. Sayın o anda kalabilir. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan. Kim kalırsa sonuçta sandığa gideceğiz. İkinci tura kalamazsanız, Sayın Kılıçdaroğlu kalırsa yine Kılıçdaroğlu lehine çekileceğinizi söylediniz. O doğru mu? Artık o çekilme yok. Hayır. İkinci turda destekler misiniz Sayın Kılıçdaroğlu? Hayır, bakın şimdi. Bir, bu seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Tamam. Yani biz 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Biz 2 hafta sonra kim yarışacak o 2 adayı seçeceğiz. Tamam. Yani bu bir ön seçim olacak. Hı hı. Bu bir ön seçim. Şimdi milletimize şunu soruyorum. Birinci turu düşünmeyin. Bu her halükarda ikinci tura kalacak. Şimdi soruyorum. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, ben mi? Bunu düşünsünler. Bana sorarsanız ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre. Onun için milletimize diyorum ki birinci tur tamam önemlidir ama bu bitmeyecek 4 adaylı olduğu bir yerde. Dolayısıyla bu ikinci tura kalacak. İkinci turu düşünün. İkinci tura kaldığında Erdoğan'ın karşısında Sayın Kılıçdaroğlu mu daha şanslıdır, ben mi daha şanslıyım?
Bunu herkes vicdanına sorsun, aklına sorsun, beynine sorsun. Dediniz ki Sayın Kılıçdaroğlu kalırsa ben onu desteklerim. Ama efendim, ben kalırsam. Akif Bey, önümüze bakalım. Siz çok geriye takılmışsınız. Bak, öne bakın. Bir şey anlamaya çalışıyorum. İkinci soru kalacağını siz söylüyorsunuz herhalde. Ben size şunu soruyorum. Siz de kendinize sorun. Kim kalırsa, tamam. Kim kalırsa daha şanslı olur. Buraya bakalım. Onun takdirini kamuoyu verecek. Kamuoyu verecek, tamam. O bitti. Şimdi soru soracağım. Bakın, ben şimdi diyorum ki bu sorunun bu kısmı çok önemli. Tamam, buyurun. Siz tamamlayın. Yani birinci turda seçilmeyecek. İkinci tura kalacak bu iş. İkinci tura Kılıçdaroğlu kaldı, Erdoğan kaldı. Ne yapacaksınız? Yani ne yapacağım? Erdoğan'ın gitmesi lazım. Onu yapacağım. Ne yapacaksınız efendim? Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Efendim, bu Sayın Kılıçdaroğlu'na destek mi vereceksiniz demek? Bakın, ben Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı değilim. Ben bir başka partinin genel başkanıyım ve cumhurbaşkanı adayım. Siz bu soruyu bütün gazeteciler bana sordu. Ama bir kez olsun Kılıçdaroğlu'na bunu soramadınız. Sormadınız. Hiç kimse. Ben yayınıma davet etsem sorarım. Hayır, sorun. Yayınıma katılırsa tabii. Şimdi biz bakın. Biz onu ikinci turda yapacağız. Ona bakacağız. Şimdi daha birinci... Nasıl yapacaksınız peki? Yani birinci bu kadar savaşı geçmeden. İkinci savaşı konuşmam ben. Peki, buyurun. Önce birincisi. Hayır, önce birincisi. Daha birinci tur olmamış. Neden ben ikinci turu konuşuyorum? Birinci turda diyorum ki ben kalırsam daha şanslı olurum. Onun için beni destekleyin, Erdoğan'ın karşısına ikinci turda ben kalayım diyorum. İkinci tura kim kalırsa o zaman pazartesi sabahı onu konuşuruz. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu, ilk cümleleriniz üzerinden, bugünkü yayındaki ilk cümleleriniz üzerinden soracağım. Bir ay önce gelseydi, ittifaka davet etseydi ve benzer bir durum, Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi pozisyonunuz olsaydı, yaklaşımınız ne olurdu Millet İttifakı'na? Partinizde bunu istişare ettiniz mi? Katılmayı düşündünüz mü? Çünkü ben böyle şeyler bakın, konuşuldu. Mehmet Akif Bey, lütfen şu geçmişten bir çıkalım. Bunlar bitti. Efendim, öfkeli misiniz? Hayır, öfkeli değilim. Ama şimdi yani siz bana böyle olsaydı ne olur? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almasaydı ne olurdu? Geleceğe dair soramıyorum. Hayır, 26 Ağustos. Düne dair soramıyorum. Hayır, ileriye dair soracaksınız bakın. İleriye dair soruyorum. Hayır, şimdi bak ne yapacağız? O da daha gelmedi diyorsunuz. Hayır, bakın şu. Peki, buyurun. Biz diyoruz ki, arkadaş biz bir iddia koyuyoruz ortaya ya. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyoruz. Biz kendimize bir yol çizdik. Bakın biz diğerlerinden farklıyız. Mesela bir Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı nasıl belli oldu? Nasıl belli oldu? Ben adayım, düşün peşime mi dedin? Hayır. İlan ettik bütün üyelerimize. Ben çıktım, dedim ki ben cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Başka olmak isteyen var mı? Bütün ilçe binalarımıza sandık koyduk. Kimse çıkmadı karşıma. Ben de üyeler oy kullandılar, aday oldum. Mesela Kılıçdaroğlu bunu yapsaydı, Sayın Kılıçdaroğlu, belki Sayın İmamoğlu aday olacaktı. Belki Sayın Mansur Yavaş aday olacaktı. Bunu yapmadılar. Biz bunlardan farklıyız. Şimdi bana diyorlar ki sen ne yapacaksın? Ya arkadaş, altılı masaya verdiği emeğin onda birini Sayın Kılıçdaroğlu partinin eski evlatlarına harcasaydı bugün daha farklı noktada olurdu. Fikri Sağlar'a gel deseydi, Emine Ülker Tarhan'a gel deseydi, Muharrem İnce'ye çağrı yapsaydı, ön seçimle gelmiş milletvekillerini, listeye koymadığı milletvekillerini, gelin arkadaş özür dilerim ya, gelin bir araya falan deseydi, çok daha büyük bir iş yapardı. Yani 4 parti var orada, İyi Parti'yi araç tutuyorum. 4 partinin oyu 4 değil. 4 partinin oyu %4 değil. Gördükleri itibar %50'lik itibar. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, bakanlar, milletvekilleri. Niye? Ne karşılığında? Aday gösterilme karşılığında. Bu doğru değil ki. Böyle bir sistem olabilir mi? Size gelmeliydi diyorsunuz önce. Efendim, bana demiyorum. Size derken size. Partinin eski evlatları. Tümüne. Orada siyasi bir yanlışlık yapıldı diyorsunuz. Yanlış tabii. Masanın kuruluşu yanlış. Bu doğru değil. Dördünün toplamı 4 değil diyorum ya. Olacakların sorumlusunu aslında biraz da bir şey olacaksa bunların yapılmamasına bağlıyorsunuz. Bakın az önce saydım. Siz 17 parti, 11 büyükşehir belediyesi, trilyonlarca lira hazine parası, bütün bunlarla beceriksiz, başarısız olacaksın.
Sonra diyeceksin ki şimdiden daha Muharrem İnce sokağa çıkamazsın ha. Kamuoyunda baskı kurarım sana. Halk TV'den sana küfrettiririm. Baskı kurdururum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bunu rahmetli Ecevit'e yaptılar. Bölücü dediler. Bir bölendi. Ecevit buradan girdi buradan çıktı. Ben dahil. Hepimiz dedik Ecevit'e bölücü. Ecevit iki kere başbakan oldu. Ona bölücü diyenler hiçbir şey olamadı. Onun için yolumuz doğrudur. İlkeli. Siyasette ittifaklar olur. Ya menfaat ittifakı olur ya ilke ittifakı olur. Burada bir ilke ittifakı yok ki. Menfaat ittifakı var. Beni cumhurbaşkanı adayı yapın, seni cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım. Kabul mü kabul? Sen de beni cumhurbaşkanı adayı yap. Ben olacağım. Sen de cumhurbaşkanı sana da cumhurbaşkanı yardımcısı. Sen ben de cumhurbaşkanı yardımcısı istiyorum. Sana da verdim. 7 tane verdim. Başka bir de bakanlık da verdim. Böyle ülke yönetilmez. Ne Erdoğan gibi yönetilir tek adam ne de 7 cumhurbaşkanı yardımcısıyla yönetilir. Ben nasıl yöneteceğim? Oraya geliriz biraz. Tamam. Çünkü ona dair de soracaklarım olacak. Yani mesela barajı soracağım, milletvekillerini soracağım. Diyelim seçildiniz ama parlamentoda çok zayıf olacaksınız. Onu soracağım. Hı hı. Yani öyle bir parlamentoyu nasıl yöneteceksiniz? Bunları da merak ediyorum da. Hı hı. Oraya gelmeden. Adaylıktan çekilmeyi hiçbir şekilde düşünmüyorsunuz. Yok öyle bitti o iş. Bitti. Tabii. Hayır, hala öyle bir şey var ihtimal. Yok efendim öyle bir şey. Öyle bir ihtimal yok. Yani benim orada fotoğrafım var, adım var. Tamam. Emin olun ki ben çekilsem bile birkaç milyon oy verirler oraya. Öyle bir baskı alıyor musunuz efendim? Hayır. Yani yok. Arayan, soran, işte çekilin diyen. Bunlar oluyor bakın, mu böyle? Oluyordur diye bunlar düşünüyorum. Bunlar olabilir. Beni bile aradılar gelirken. Ben siyaset insanıyım. Ben yeterli deneyime sahip birisiyim. Oluyor böyle şeyler o zaman. Bunlar olabilir. Herkese tamam. Olur. Peki. Sokakta aldığınız tepki nasıl? Bunu iki türlü soracağım. Bir, Cumhur İttifakı'nı destekleyen ya da Millet İttifakı'nı destekleyen seçmenin tepkisi nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenler size ne diyorlar? Bir de şöyle bir durum var. Sizle ilgili konuştuğumuz her cümlenin her iki kanatta da bir karşılığı var. Yani iyi bir şey söylersek sizle ilgili mesela Cumhur İttifakı'nı destekleyenler bundan rahatsızlık duymuyorlar. O da aynı soruyu. Ben az önce Sayın Destici'ye sordum mesela Cumhur İttifakı'ndan oy alır mı Sayın İnce diye ya da aday olması sizi rahatlatıyor mu diye sordum. Onun yanıtı da mesela Cumhur İttifakı'ndan çok oy alacağını düşünmüyorum şeklindeydi. Burada Millet İttifakı'ndan oy alacağınız değerlendiriliyor. Sizi mesela ben bir soru sorsam ve siz burada o soru karşısında zor durumda kalsanız Millet İttifakı seçmeni ya da Millet İttifakı'daki siyasiler rahatlatan bir şeye dönüşür bu. Böyle bir yerde duruyorsunuz. Farkındasınız değil mi? Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bak, ve nasıl anlatıyorsunuz? Bizi birkaç ay öncesine kadar yok sayıyorlar. Değil mi? Şu anda diyorlar ki Muharrem İnce'nin oyları anketçilerin sözleriyle söylüyorum. Astronomik artıyor diyor. Partinin oyunu 7 gösteren var, 8 gösteren var, 10 gösteren var, 11 gösteren partinin var. Oyunu. Partinin oyunu. Benim oyumu, Cumhurbaşkanlığı oyunu. 14 gösteren var, 16 gösteren var, 17 gösteren var. Var da var. Çeşitli gösterenler var. Benim de elimde verilerim var. Benim verilerime belki de inanmakta daha güçlük çekebilirler ama İnternete girdiklerinde her çeşit veri görüyoruz orada. Şimdi o 1-2 gösterdiklerinde biz 1-2 değildik. Çok daha fazlaydık. Görmezlikten geldiler bizi. Son dönemde 8-10 göstermelerinin nedeni artık görmezlikten gelemiyorlar. Gelemiyorlar, görüyorlar yani. AKP'nin içinde de, CHP'nin içinde de, İYİ Parti'nin içinde de yapılan anketlerden bizim eşimiz, dostumuz var çevrede. Bunları duyuyoruz. Şaşkınlıkla izlediklerini görüyoruz. Kimden geldi oylar size? Hepsinden var. Cumhur İttifakı'ndan var mı? MHP'den var. AKP'den sizin var. Sizin anketinizde Cumhur İttifakı'nın oyu kaç efendim? Yani şu andaki ilk turda olmadığını biliyorum. Hiç kimse alamıyor. 49'a kadar var mı Cumhur İttifakı? Yok, 49 falan 48. Yok. Asla yaklaşmıyor oralara. 45'in altında hep. Cumhur İttifakı. Tabii. Hiç asla. Öyle 48, 49, 40. 40 civar. 40. 40. Kimse alamıyor bunu. Bakın size şunu söyleyeyim. Ne oldu da bizim oylarımız arttı?
Ne oldu? 2018'e örnek vereyim. 2018 4 Mayıs'ında ilk aday olduğum gün anket yaptırdım. CHP'nin oyu 18'di. Muharrem İnce'nin oyu 20'ydi. 24 Haziran'da geldiğimizde Muharrem İnce'nin oyu 20'den 30,64'e çıktı. CHP'de 22,5'a çıktı. Yani Muharrem İnce oyunu 11 puan arttırdı 2018'de. Ben kampanya adamıyım. Sahaya çıktım mı bu ülkede kampanyada oyunu 3 kişi arttırdı son yıllarda. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce. Geri kalan hepsi kampanyada oyunu düşürdü. Hepsi. Kim geliyorsa aklınıza. Şimdi neden bizim oyumuz arttı? Bir, yeni şeyler söylüyorum. Oylarımızın %50'den fazlası gençlerde. Gençlerde. 18-25 yaş arasında. Neden bunlarda oyumuz fazla? Bakın, depremle ilgili öngörülerim. Dolarla ilgili öngörülerim, füzyonla ilgili öngörülerim, tarımla ilgili raporlarım, suyla ilgili uyarılarım, kuantum demem, nanoteknoloji demem, iklim değişikliği demem, kuraklık tehlikesine dikkat çekmem, gençlere gelecekle ilgili güvencede bulunmam. Ve ben bütün bunları yaparken gençler şunu biliyordu. Ya diyorlardı ki bu adam bilim diyor, bilim. Bu adam bilim diyor, bu adam bizi anlıyor. Bu adam bizi anlıyor. Bu adam bize bir gün kuantum diyor, öbür gün bize karşılık veriyor. Bizle dans ediyor. Bize yaşama sevinci veriyor. Bize dağın arkasını gösteriyor. Ben bu çocuklara bunu dediğim için beni anladılar bu gençler. Ve emin olun ki bir hafta içinde 65 bin genç üye oldu. Parti akşama kadar şeylerle birlikte kendi bilgisayarlarıyla, telefonlarıyla çalışma yaptılar. Mesela benim samimiyetimi sorgulamıyor gençler. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorum. Bu iktidarın eğitim politikasını beğenmiyorum. Bu iktidarın tarım politikasını beğenmiyorum. Bu iktidarın dış politikasını beğenmiyorum. Ama bu iktidarın mavi vatanı da destekliyorum. Libya tezkeresinde destekliyorum. Azerbaycan'a yardım konusunda destekliyorum. Savunma sanayinde İHA'lar, SİHA'lar konusunda destekliyorum. Ben bu tavrı koydukça gençler diyor ki Allah Allah. Adamın siyaset yapma biçimi farklı. Mesela ben bu ülkeyi şu sıkışıklığa düşürmek istemiyorum. Erdoğan'ın dış politikada sıkışmışlığıyla verdiği tavizler var. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de verdiği tavizler var. Erdoğan uluslararası sıkışmışlığından dolayı taviz veriyor. Kılıçdaroğlu gelirse HDP'den dolayı taviz verecek. HDP desteklemeyecek bu konularda. Ben Türkiye'yi HDP'nin kıskacındaki Kılıçdaroğlu'na ya da uluslararası kıskaçtaki Erdoğan'a terk etmek istemiyorum Türkiye'nin kaderini. Şöyle ben milli bir politika uygulamak istiyorum. Efendim şöyle anlayabilir miyim bunu? Seçim ikinci tura kalırsa, siz ikinci tura kalmazsanız ve seçim ikinci tura kalırsa o zaman bu ikisi arasında yapılacak bir tercih yok. İkinci tura ben kalacağım Mehmet Akif Bey. İlk turda kimse kazanamayacak. İkinci tura ben kalacağım. Bu gençlerle birlikte iyi şeyler yapacağız. Peki siz kaldığınızda Millet İttifakı'ndan destek alacağınızı düşünüyor musunuz? Bakın ben doğruları uygulayacağım, alacağız. Aynı soruları sormalıyız bu arada. Çok haklısınız. Hayır, yani. Sayın itirazım yok. Bakın Kılıçdaroğlu'na yani, da. Bakın şu anda var ya, birinci turda almanın bir tane yolu var. Tek bir yolu var. Söyleyeyim mi size? Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım. Ama 18'de kaldığı sürece alamam. Kimse alamıyor zaten. Çocuklar mı sizi destekliyor? Evet. Yaş grubu aşağıya doğru düştükçe destek oranı artıyor. Yani 30'dan aşağıya doğru düştükçe, çünkü onlar da beni anlıyor. Yani 16-17 yaşındaki seçmen adayları da beni anlıyor. Çünkü o çocuklar dış dünyaya açıklar.
Yani şöyle de düşünülebilir ama bir şey bilmiyorlar ve daha henüz çocuklar ve hiçbir şeyin farkında değiller gibi de yorumlanıyor. Hayır. 16 yani hiç kimse kusura bakmasın, öyle değil. Yani Erzurum Sivas Kongresi'nde mandayı reddeden Tıbbiyeli Hikmet 18 yaşındaydı. Dikkatinizi çekin. Ama siz 18 yaşında bir gencin de milletvekili olamayacağını söylediniz. Hayır, öyle demedim. Olmamalı dediniz. Hayır, 18 yaşında bir genç bu ülkede dedim. Fakir fukaranın çocuğundan olmaz dedim. Zengin çocuklarını yaparlar. Fakir fukaranın çocuğu 18 yaşında milletvekili olursa, 22-23 yaşında işsiz kalırsa ömür boyu sefalet yaşar. Doğru bulmadığınızı söylediniz işte. Yani efendim ben bakın, ben çocuklara doğruyu söylemek zorundayım. Ben onların öğretmen abileriyim. Yani 18 yaşındaki gençler milletvekili olabilir ama fakir fukara çocuklarından olursa perişan olurlar dedim. Bir daha iş bulamazlar. Öyle 2 yıl milletvekilliği yapınca emekli olunur diye bir kural yok. Öyle bir kural yok yani. Yaşını dolduracak ondan sonra. Milletvekilliği yapan kimseyi işe almazlar. Aç kalır fakir fukara çocuğu. Ancak holding patronlarının çocukları olursa işe yarar. Bakın ben bu gençlere her gün görüyorum. Her gün bana mail atıyorlar, mesaj atıyorlar. Hocam babamı da ikna ettim. Hocam dedemi ikna edemedim. Hocam dedemi de ikna edeceğim. Bunları yaşıyorum ben. Her gün yaşıyorum. Şimdi bir, ben bu gençlere özgürlük vaat ediyorum. Özgürlük. İki, bakın bunu ancak bir öğretmen cumhurbaşkanı yapabilir. Bu ülkede her yıl ilkokula 1,2 milyon öğrenci başlıyor. 1,2 milyon. Burayı açıklayayım. Çok müsaade. Oralara sonra gitsek buyurun. Siz tamamlayın. Burası tamam, çok önemli. Peki, bakın. Buyurun. Bu ülkede en büyük israf nerede biliyor musunuz? Mehmet Akif Bey. En büyük israf. Gençleri israf ediliyor bu ülkenin. 1,2 milyon öğrencinin %1'i üstün zekalı çocuktur. 12 bin kişi. Her sene 12 bin üstün zekalı çocuğumuz var bizim. Bunların 10 bini ziyan oluyor. Ya yurt dışına gidiyor, ya okuyamıyor, lise mezunu oluyor, kenarda kalıyor. Ben bu ülkenin bu ziyan olan çocuklarını ziyan ettirmeyeceğim. Bu üstün zekalı çocuklarını yetenek avcılığı yaparak çekip alacağım bunları. Bunları bulacağım. Peki efendim şöyle sorayım. Cumhur İttifakı seçmeni ve motivasyonu ya da Cumhur İttifakı bileşenleri açısından şu anki pozisyonunuz. Bu soru şöyle Sayın Kılıçdaroğlu'na da sorulabilir. Ben konuk edersem sormak isterim. Meslektaşlarım mutlaka soracaklardır. Neden Sayın İnce'ye daha önce gitmediniz? Bu kadar herkesle görüştünüz. Çok daha düşük oy alan isimlerle görüştünüz. Neden Sayın İnce'yi ittifaka davet etmediniz? Sorusu sorulmalıdır. Ama şu soru da size sorulmalı. Muhalefeti bölünmüş gösteren bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Ve eğer bahsettiğiniz gibi ikinci tura kalırsanız muhalif seçmenlerin oyuyla olacak. Cumhur İttifakı konsolide şu anda buradan baktığımızda. Yayınları takip ettiklerinde de şöyle takip ediyorlardır sizin açıklamanızda. Yani muhalefet şu anda tam da ortadan, eğer şayet dediğiniz kadar güçlüyse oyunuz, ikiye bölündü. Bu kimin işine yarar? Muhalefete mi daha yoğun eleştiriniz var Türkiye'de? İktidara mı daha yoğun eleştiriniz var sorusu da akıllarda. Yani daha çok muhalefeti eleştiriyor gibi bir iddiadan da bahsediyor. Diyorum ki bakın Erdoğan gitmeli diyor. Tamam. Erdoğan gitmeli. Beceremedi. Peki Erdoğan'ın yerine Erdoğan'ın eski başbakanı mı gelmeli? Davutoğlu mu gelmeli Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak? Peki Erdoğan gitmeli de 15 senesinde Davutoğlu ile Babacan yok mu ya bu ülkenin? Suriyelileri ben mi getirdim Mehmet Akif Bey? Lütfen ya. Erdoğan'ı gönderelim de Erdoğan'ın kurtarıcısı, Erdoğan'ın başbakanı olan, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı olan, olacak olan Davutoğlu mu kurtarıcı? Babacan mı kurtarıcı? Ya bunlarla mı kurtaracaksınız? Yani peki bir şey soracağım size. Ergenekon'u, Balyoz'u niye yaptık biz? O dönemin Adalet Bakanı kimdi? Kimdi? Sadullah Ergin şimdi CHP'den milletvekili olacak. Bunlarla mı kurtaracağız memleketi? Ya kimse kusura bakmasın. Bakın ben akla ve bilime inanırım. İlkelerim var benim. Ben ilkelerimden başka böyle sürüklenip gitmem. Ben düşünürüm. Allah bana akıl vermiş. Yani Erdoğan'ı göndereceğiz. Ben diyorum ki Erdoğan'la da olmaz. Erdoğan'ın eski ortaklarıyla da olmaz. Efendim ben bir şey soracağım. Siz yeni bir yol lazım. Davet edilseydiniz gidebileceğinizi hayır ifade efendim, eder. Hayır efendim ben asla masaya oturmazdım. Hayır, daha önce söylediniz bunu. Hayır. Bakın ben şöyle söyledim. Ben CHP ile konuşurum benim. Ben masayla işim olmazdı.
CHP olmasa da? Hayır, ben CHP'yle ayrı görüşürüm. Tamam, davet edilseydiniz CHP'yle görüşebileceğinizi... Ben, bunu... ben diyorum ki size... O zaman da bunlar masadaydı ama böyle... Hayır, hayır, benim önerim neydi? CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Üçü yapsın bu ittifakı dedim. Ben bunu önerdim, başka bir şey önermedim. Ben o masaya oturmazdım. Yani Babacan'ı daha önce Yüce Divan'a gönderecekti Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu. Değil mi? Yüce Divan'a göndereceğim diyordu. Türkiye'nin en çapsız Dışişleri Bakanı diyordu Davutoğlu için. En çapsız Dışişleri Bakanlığı şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak. Yüce Divan'a göndereceği kişiyi şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak. Ben diyorum ki burada buradan sonuç alınmaz. Türkiye'ye üçüncü bir yol lazım. Ne sağdan ne soldan, tam ortadan. Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever, şeffaf, laik. Ortadan bir yol lazım Türkiye'ye. Akıl diyen, bilim diyen. Ya şöyle bir şey olabilir mi? 17 parti bir araya gelmiş. 17 parti. 100 yıllık parti birisi, en büyüğü. Büyükşehir belediyeleri. Trilyonlarca lira hazine yardımları. Ya 2 yıl önce gönüllülerin kurduğu bir parti var. Siz kendinize niye güvenmiyorsunuz ya? Niye benimle uğraşıyorsunuz? Siz beceremeyecekseniz, bırakın ben becereceğim, ben yeneceğim o Erdoğan'ı, ben indireceğim oradan. Bu iddiayı ortaya koyamıyorsunuz. Yaptıkları şey şu, A'yı mı seçeceksin, B'yi mi? C'yi seçecek bırak, zorla olur mu bu? Yok, demokratik hakları. Ha, zorla olur hiç, mu bu ya? Yani adam sana olsunsa, vermiyorsa oyunu, ya ben çekilsem de vermez sana. Ayrıca bu insanları aşağılıyorsun, hakaret ediyorsun. Belki bunlar sana ikinci turda lazım olacak. O zaman nasıl oy isteyeceksin? Ben diyorum ki aşağılamayın benim taraftarlarımı, arkadaşlarımı. Ben de sizi aşağılamayayım. Yarışalım. Bu Erdoğan'ı gönderelim. Bir de şunu unutmamak lazım. Aday ne kadar çok olursa katılım o kadar fazla olur. Katılım ne kadar fazla olursa Erdoğan'ın yenilmesi o kadar kolay olur. %74'tü Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda katılım. Benim seçimimde Sayın Akşener adaydı. Sayın Karamollaoğlu, Sayın Perincek ve ben adaydım. %86'ydı katılım. Ha, beceremedik. Ya becerememiş olabiliriz. Bugün bana çekil diyenler. Ya arkadaş, ben 2018'de CHP'nin adayıydım. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener'e niye çekil demedin o zaman? Niye demedin? Sayın Karamollaoğlu'na 2018'de niye çekil demedin? Hatta bir de 15 milletvekili vermiştin İYİ Parti'ye. Bana gelince mi çekil diyorsun? Niye ben adayken diğerlerine çekilin, destekleyin bizim adayımızı demedin? Böyle bir mantık yok. Şöyle bir yaklaşım var efendim, özür dilerim. Bazı anket şirketleri de bir takım araştırmalar ve çalışmalar yapıyorlar. Siz adaylıktan ikinci tura kalmasanız ve çekilseniz dahi sizi destekleyen seçmenin tamamının Kılıçdaroğlu'na gitmeyeceği. Gitmeyecek. Ne Erdoğan'a gidecek ne Bir kısmının çekimser kalabileceği, bir kısmının Erdoğan'a oy verebileceği dahi konuşuluyor. Tersi senaryoda diyelim siz ikinci tura kaldınız. Benzer bir durum var. Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tamamının yine size oy vermeyebileceği gibi bir senaryo var. Bu iki senaryoda da Sayın Erdoğan'ın ikinci turda seçimi çok daha kuvvetli şekilde kazanabileceği Erdoğan'ın durum ortaya çıkıyor. Erdoğan'ın kazanmaması için siz ben bir kızgınlıkla... Bak, buyurun. Erdoğan'ın kazanmaması için ben Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarını incitmeyeyim. Onlar da benim taraftarlarımı incitmesin ki ikinci turda birbirimize ihtiyacımız olur. Ben bunu öneriyorum. Öyle mi? Bu cümleleri kurduktan sonra ikinci turda destekleme ihtimaliniz var mı birbirinizin? Ben kalacağım diyorum. Siz kalsanız onun destekleme ihtimali var mı? O kalırsa sizin destekleme ihtimaliniz var mı? Ben onu işte önce iki senaryo içinde soruyorum. Yani bir şu görelim, anda bir muhalif, görelim. Muhalif seçmen... Bunu sordunuz daha önce. Ben de diyorum ki önce birinci turu bir görelim. Birinci turda birbirimizi incitmeyelim diyorum. Yani şöyle bir senaryonuz yok değil mi? Erdoğan'ın ikinci tura kalmaması gibi bir senaryonuz yok. Belki Kılıçdaroğlu'na ikimiz kalırız ikinci tura. Erdoğan üçüncü olur. Bu da bir seçenek. Efendim onu siz bile söylemediniz. Ben şu an söyleyince söylüyorsunuz. Hayır hayır. Öyle bir senaryonuz yok. Hadi bu seçeneği ilk önce Fatih Altaylı söyledi. Onu söyleyeyim şimdi yani. O yazdı bunu. Ya böyle olursa dedi. Olmayacak bir şey gibi görünüyor. Bilemem yani. Onu. Siyasette her şey olabilir. Mümkündür. Peki diyelim kaldınız. Kadronuz var mı? Geleyim şimdi kadro meselesine. Şöyle.
2018'de 50 bin sandığın korunamadığını ifade ettiniz ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarına çok öfkeli ifadeleriniz oldu. Sizin sandıkların güvenliğini sağlayacak kadronuz var mı, teşkilatınız var mı? Şimdi hangi kadrodan? Sandıkları önce sandıkla başlayalım, sonra devletle devam edelim. Önce sandığı sorayım, sonra devletle devam edelim. Şimdi bakın, sandığı Türkiye'de bunu 50 kere söyledim. Dedim ki bu bizim tek başıma yapabileceğimiz bir şey değil, biz yeni bir partiyiz dedim. Bunu dedim, bunu. Bir kere temsil edilme hakkımız yok bizim sandıkta. Çünkü seçime ilk kez giriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Sandık kurulunda Memleket Partisi'nin elemanı olmayacak. Evet. İlk kez girdiğimiz için seçime. Evet. Dolayısıyla sandıkları nasıl koruyacaksın? Kim koruyacak sandıkları? Efendim, sandık kurulunda olan partiler, benim görevli koyma hakkım yok ki. Evet. Nasıl koruyacağım? İşte ne yapacaksınız? Şimdi Mehmet Akif Bey, ben size diyorum ki benim sandık kuruluna görevli koyma hakkım yok. İmza atmayacak Memleket Partisi'nin üyeleri. Yasa evet. Böyle. Evet. Ne yapayım? Soruyorum, ne yapacaksınız? Silahlı adam mı koyacağız her bir sandığın başına? Hayır efendim, o zaman seçimi kaybetmenizi buna bağladınız. Hayır efendim, sandıkta, bakın CHP'nin sandık kuruluna eleman koyma yetkisi var mı? Var. İyi Parti'nin var mı? Var. Var. HDP'nin var mı? Var. Var. Bunlar koysunlar. Biz ancak müşahit koyabiliriz. Ama bizimkilerinin yetkisi yok. İmza atma yetkileri yok tutanağa. Bunu söylüyorum. Bunu nasıl çözebilirdik? Nasıl çözebilirdik? Bütün muhalefet partileri bir araya gelerek yaklaşık 200 bin sandığı kontrol edebilirdik. 50 kere söyledim bunu ama bir araya gelemedik. Olmadı mı? Hala olmadı. Bu konu böyle. Şimdi gelelim devleti yönetmeye. Yo, bu konu bitmedi. Nasıl bitmedi? Ben gözlemci koyma hakkım yok diyorum. Ne yapacaksın diyorsun. İşte onu soruyorum. Ne yapayım şimdi ya? Ne yapsın? 2018 seçimlerinde... Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayısın. Sizin adınıza sandığı... Ancak kenarda duracak... Müşahitiniz olacak. O kadar. O kadar müşahitiniz var mı sandıkta? Var, müşahitimiz var. Ama imza atma hakkı yok diyor. Tüm sandıklara koyacak müşahitiniz var olacak tabii mı? Var tabii ki. Her... Ya kaç 300 bin sandık mı olacak? 250 bin. 190 bin. 190 bin. 188. Bulacağız onu. 190 bin müşahitiniz olacak. Olacak. Müşahit olacak. Ya yani organize ettiniz mi bunu? Organize ettik tabii ki. Tamam. Biz bakın, ben geçen gün bir video yayınlandı, gördünüz değil mi? 4 günde imzaları toplarız dedim. 4 günde imzaları topladık. Aa, onu sorayım. İlk günden toplamanız bekleniyordu. Bu kadar büyük bir rüzgarla. Siz keşke bir imza vermeye gitseydiniz. Ben biliyorum nasıl ilerini öğrendim. Gittim. Keşke gitseydin. Biliyorum. Ankara'da kaç yerde oy kullanılıyor? Biliyor musunuz? Kaç sandık var Ankara'da? 5000 mi var? 12.000. 12.000 var. Yani Ankara'da 12... İmza yeri 2 tane mi var? İmza yeri 2 tane. Evet. Biliyorum, İstanbul'da. Ya Sincan ya Kızılay. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul'da da benzer bir durum var. İstanbul'da böyle. Emek isteyen bir şey imza. Çok yoğun bir emek isteyen bir şey. Büyük iştir bu. Büyük iştir yani. Ha, Beren Hanım geçmişte bir günde toplamıştı. CHP belediyeleri servis kaldırdı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan o zaman Muharrem İnce, mitinglerde Sayın Akşener'e imza verin diye bas bas bağırdı. Aynı centilmenliği biz göremedik. Cumhur İttifakı size destek vermiş olabilir mi? Olur mu öyle şey? Hayır, söylendi bu iddia. Yok öyle bir şey. O da iftira işte. Bu iftiralar, saraya giden CHP'li, Cumhur İttifakı destek verdi. Bunlar hep ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'na atılan iftiralar. Kılıçdaroğlu'nun seccadesi. Bunlar hep ne biliyor musunuz? Hep CHP'nin tepesindeki bir çetenin işleri bunlar. Emin olun ki... Kılıçdaroğlu'na da kumpas mı kurdu? Aynen. Öyle mi? Aynen. Aynen. Kılıçdaroğlu'na da mı? Öyle 75 yaşında adam fark etmemiş olabilir. Sen nasıl partilisin orada, fark edeceksin. Yani... Siz Amerika ziyaretini, Almanya ziyaretini de böyle mi değerlendiriyorsunuz? Bakın şöyle söyleyeyim. Birbirine kumpas kuran tipler var orada. Partisinin kendi evlatlarına. Orada şimdi Cumhurbaşkanlığını kazanmak gibi bir dert yok orada. Kılıçdaroğlu'nun son seçimi, genel başkanlık kazansa da kaybetse de genel başkanlık boşta. Herkes birbirini biçiyor orada. Herkes birbirini. Muharrem İnce'ye atılan iftiralar, Ekrem İmamoğlu'na atılan iftiralar, kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar. Yaparlar bunu. Ben biliyorum yani. Düzen değişmemiş hiç. Nasıl partisiniz siz ya? Onu tam Erdoğan'a malzeme veriyorsunuz seçim üstü.
aldı eline. Önceden Kur'an'la çıkmıştı, şimdi seccadeyle çıktı. Erdoğan'ın yaptığı kötülükleri, yolsuzlukları, hukuksuzlukları, yalanı, talanı, dolanı seccade örtmez. Ama CHP ne yazık ki o malzemeyi veriyor onlara. Bilerek mi veriyorlar? Genel başkanlarını küçük düşürmek için mi yapıyorlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama orada o yapı var. Kendi cumhurbaşkanı adaylarına iftira attılar ya. Saraya giden CHP'li. Ne oldu? Mahkemeye verdim, kendileri mahkemeye veremedi. 3 kuruşluk da dava açtım, 3 kuruşluk davayı kazandım biliyor musunuz? Onun için ibretle seyrediyorum bunları. Şimdi geleyim kadro meselesine. Bakın, Mehmet Akif Bey. Ben sizden yaşça büyüğüm. Bizim çocukluğumuzda margarinler yeni çıkmıştı. Herkes, kimse margarin demezdi. Sana yağ derdi. Demeyecektim ben reklam olmasın siz, diye yani, sustum. Peki ben. Kağıt mendiller de sonradan çıktı. Kimse kağıt mendil dedi mi? Demedim. Hayır, ilk çıkan markanın adıyla söyledi. Evet, bana şundan bir tane söylesene, versene dedi. Evet, söylemeyin. Şimdi bakın, oy bölme. Bakın, oy bölme. Oy bölme parlamenter sistemde olur. Bu sistemde oy bölmesi olmaz. Ama alışmışlar ya. O kağıt mendilin markasına devam ediyorlar. Ya değişti sistem. Basketbol oynuyorduk, şimdi futbol oynuyoruz. Sistem değişti. Şimdi kadro meselesi. Bak, kadro, kadron kim? Demirel'le Ecevit rahmetliler yarışırken kadron kim diyorlardı? Onlar da şöyle diyordu. Ben İstanbul milletvekili adayı Ahmet'i Maliye Bakanı yapacağım. Kadron bu. İzmir milletvekili adayı Ayşe'yi Dışişleri Bakanı yapacağım. Kadron bu. Açıklıyorlardı. Öne koyuyorlardı kadronu. Neden? Çünkü bakanlar milletvekillerinden oluşuyordu. Bakanlar milletvekili olacak. Şimdi bakanlar milletvekili mi? Hayır değil, dışarıda. Tercihen yine olabilir ama değil. Dışarı. Olabilir ama yapmazsın. Ne diye düşüresin ki? Yapıldı daha önce AK Parti. Bir tane iki tane yaptı. Dört tane yaptı. Bir tane iki tane yani. Peki Memleket Partisi'nin kadroları kimler? Bir valla bizim MYK'ya, parti meclisine bakın, iki tane bakanlar kurulu çıkar. İki tane bak. Boğaziçi Üniversitesi mezunu var. ODTÜ mezunu var. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör var. Ankara Üniversitesi'nde profesör var. Gazi Üniversitesi'nde profesör var. Master'ını Amerika'da yapmış makine mühendisi var. Boğaziçi Üniversitesi inşaatı bitirmiş, doktora yapmış mühendis var. Var da var. Var da var yani. O kadar çok insan var ki. Hacettepe'yi tıbbı bitirmiş insan var. Şimdi bunlar varken bu bilerek yapılıyor. Bir, medya hem davet etmiyor benim arkadaşlarımı. Ben ve parti sözcüğümüzün haricinde kimse davet almıyor. Hem kadronuz kim? Devam ediyorum şimdi. Şimdi, İş bize patladı yine valla. Hayır hayır. Şahsınızı kastetmiyorum. Medya deyince yani. Hayır şimdi bakın. Şimdi anlatayım. Pazar günü seçim oldu. Değil mi? Allah nasip etti, millet de istedi, cumhurbaşkanı seçildi. Pazar gece sabaha kadar zamanım var diyelim. Ya arkadaş, bütün kadrolar benim değil mi? Türkiye'nin bütün kadroları benim değil mi? Hepsi. İyi Parti'de şu ekonomist. CHP'de bu turizmci. AKP'de bu maliyeci. Bütün Türkiye'nin evlatları benim kadrom değil mi ya? Hepsi benim kadrom. İstediğimi bakan yapabilir miyim? Cumhurbaşkanı seçilirsem? Yaparım. Peki bunu kim yapabilir? Hepsini Memleket Partisi'nden yapmam şart mı? Değil. Niye şart olsun? Bunu bu adayların içinde bir tek ben yapabilirim. Kılıçdaroğlu yapamaz. Angajmanları var. İyi Parti'ye bakanlık verecek, Saadet'e verecek, Deva'ya verecek, Geleceğe verecek, HDP'ye verecek, bakanlık verecek. Erdoğan yapamaz. Tarikatlarla göbek bağı var. Tarikatlara milletvekili kontenjanı veriyorlar şimdi, biliyorum. Şu tarikata 5 tane, bu tarikata 3 tane. Bunu bir tek Muharrem İnce yapabilir. Hiç kimseye angajmanım yok benim. Bu memleketin evlatları var. Ben bu evlatlarını
etnik bir angajmanım yok. Liyakat esaslı olarak liyakat her esaslı. Partiden herkesi kazanma alırım diyorsunuz. Etnik bir angajmanım yok. Mezhepsel bir angajmanım yok. Partisel bir angajmanım yok. Bu memleketin yetenekli evlatlarına teklif edeceğim bakanlığı. Gelin değil. Bakın bu ülkeyi 300 kişiyle yönetirim dedim. 300. Evet dediniz. 300 akıllı insan lazım. Ha bir şey daha yapma. Bir hayalim var benim. Bu millet beni cumhurbaşkanı seçerse bir hayalim var. Hayalim de şu. Bir danışma meclisi kuracağım. Şu anda var bir istişare kurulu ama eski meclis başkanlarından oluşuyor sadece. Hikmet Çetin gitmedi bir tek, Sayın Çetin. Onlardan oluşuyor ama bir işlevsel bir şey değil. Ben ak saçlılardan oluşan bir danışma konseyi kurmak istiyorum, kuracağım. Bunlara önereceğim isimleri de kampanya içinde açıklayacağım. Seçimden önce açıklayacağım. Öyle mi? İsimleri de açıklayacağım. Kaç isim? 40 isim. 40. Kırklar Meclisi. Kırklar Meclisi. Çok değil mi 40? Hayır değil. Bunlar 40 kişinin bir konuda uzlaşmasını ben onların bir şeyi yok zaten. Kanuna gerek yok. Anayasaya gerek yok. Danışma meclisi kuracağım. 40 kişi. Bunlara maaş yok. Yemek, ulaşım, yatacak yer. Devlet hizmeti yapacaklar. Ayda bir kez çağıracağım Ankara'ya. Diyeceğim ki gelin bakalım. Tartışmalı bir konu var. Bunların içinde sağcı olacak, solcu olacak, ateist olacak, dindar olacak, Kürt olacak, Türk olacak, Alevi olacak, Sünni olacak, dünyaya soldan bakan, sağdan bakan olacak, muhafazakar olacak, başörtülü olacak, mini etekli olacak. Hiç fark etmez. Konusunda uzman olacak. Bunu netameli konularda buradan görüş alacağım. Her ay bir toplantısı olacak. Bunu kuracağım. İsimleri de açıklayacağım. Onu da belirlediniz. Onu da belirledim. Şimdi değil. Yani bu Kırklar Meclisi'ni, bu Danışma Konseyi'ni, Cumhurbaşkanlığı Danışma Konseyi'ni seçimden önce bu isimleri açıklayacağım. Şimdi diyebilirsiniz. Onlar da kendilerini bilmiyorlar değil mi şu anda? Hayır bilmiyorlar. Çünkü içinde CHP'li de var, MHP'li bakın, de var, İYİ Partili de var, AK Partili de var. Tabii Mehmet Akif Bey. Şimdi ben bunu ne zaman yapacağım? Cumhurbaşkanı seçilirsem yapacağım. Seçilmezsen bir şey yok zaten. Bana diyebilirler mi? Ben senin konseyine gelmem. Dememeleri lazım. Ne zaman teklif edeceğim bunu ben? Seçilirsem çağıracağım. Ama bu bir hizmettir. Bakanlık ya bu ülkede ben bu 300 kişiyi tespit etmişim zaten. Yazmışım. Bunların içinde kim var? Memleket Partisi'nin evlatları var. Başka partiden insanlar var. Şu anda kamuda görev yapanlar var. Kamuda o kendisi de bilmiyor bu. Evet söylediniz bunda. Kamuda görev. Emekliye ayrılanlar var. Kızağa çekilenler var. Bunları davet edeceğim. Bu memleketi uçurumun kenarından ancak böyle çekip alabiliriz. Yani ya, olay şu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı ben milli takım teknik direktörü olacağım. Milli takım teknik direktörü. Milli takımı kuracağım Türkiye'de. Yani Fatih Terim Galatasaraylı diye milli takımı başına geçtiğinde bütün Galatasaraylılardan mı oluşturdu milli takımı? Hayır. Şenol Güneş hepsini Trabzonsporlulardan mı oluşturdu? Yok böyle bir şey. Bir araya gitmem lazım. Ben milli takımı oluşturacağım. Milli takım teknik direktörlüğü yapacağım. Evet efendim devam ediyoruz. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce konuğumuz. Şöyle sorarak başlayacağım. Kadro konusunu tamamlamadık. Kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? Bunları konuşacağız. Meclisi de konuşacağız birazdan. Diyelim Cumhurbaşkanı seçildiğiniz zaman mecliste milletvekiliniz yok. Ne yapacaksınız? Bunu da merak ediyorum. Sistemden dolayı. Tıkanacaksınız çünkü. Ya da anlaşacaksınız. Ya da herkes gelip sizle anlaşacak. Bilmiyorum yani. Kafanızdaki senaryoyu bilmiyorum. Çok basit. Soracağım birazdan. Ama şu çok kritik soru demiştim. Reklama giderken. Onu sorayım. Lütfen siz de cevap verin. Tüm bu anlattıklarınızın sonucunda. Siz gerçekten güçlü bir oy alırsanız. Sayın Kılıçdaroğlu da alırsa. Ve bu rekabetin sonunda da. İkinci turda. Sayın Erdoğan.
yüksek bir oyla Cumhurbaşkanı seçilirse, ki bu kuvvetli bir senaryo. Ne yapacaksınız? Ne demek? Bu aynısını Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulmalı bence. Hı hı. Yani muhalif seçmen bundan büyük bir üzüntü duyacak. Değil mi? Ne diyeceksiniz o zaman? Katıldığınız bir televizyon programında ne cevap vereceksiniz? Niye böyle oldu diye soracak bir gazete Memleket size. Memleket Partisi'nin genel başkanı. Ben size soracağım. Ne diyeceksiniz? Memleket efendim? Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce'ye oy verecekler. Muharrem İnce'nin müritleri değildir. Kuşkuş, yani tabii. Ben aday olmadığımda onlar Erdoğan'a oy verir ya da Kılıçdaroğlu'na oy verir. Bunun garantisini kimseye veremem. Demokratik bir yarıştır. Hakkımızı kullanıyoruz. Bu kadar basit. Çok doğru. Partinin barajı geçemez. Ya bir baraj sorunumuz yok. Bunu görüyorum. Eğer kuşkusu olanlar varsa, kuşkusu olan CHP'de yönetiminde çok dillendiriliyor bu. Bak oyunu Memleket Partisi'ne verirsin, baraja da takılırsa oyun boşa gider. Böyle dillendirenlere şunu söylüyorum. Siz 2011 seçimlerinde CHP'nin bu tür akıllıları MHP'ye oy verdiler barajı geçsin diye. Hatırlayalım 2011'i. MHP barajı geçsin diye MHP'ye oy verdiler. 2015'te de HDP'ye oy verdiler. Doğru hatırlıyorum. Yani bir anda 2011 MHP, 2015 HDP'ye oy verdi. Eğer öyle bir kuşkunuz varsa Memleket Partisi'ne oy vermelisiniz. Gidin Memleket Partisi'ne oy verin. Bu baraj hikayesini ortadan kaldırın. Çok net. Geleyim. Nasıl yöneteceğim? Bir, şu anda 17 bakan var. Hayır, oraya gelmeyin. Nasıl yöneteceksiniz o süreci? İşte anlatıyorum. O soruyu, hayır, şeye cevap vermediniz henüz. Yani diyelim böyle sonuçlandı. Ben bu arada çok katılıyorum. Bak girişte programı söyleyeyim efendim. Sizin en demokratik İkinci tura ben kalacağım. Tabii ki parti kurabilirsiniz. İkinci tabii tura ben kalacağım. Ve almalısınız. İkinci tura sorayım. Ben kalacağım ve sonucu ikinci turda da Kılıçdaroğlu'na göre ikinci turda şansım daha yüksek. Seçimi de alacağım. Nokta. Aksi bir durumda olmayacak. Ben buna inanıyorum. Ve aksi bir durum olursa 17 parti bir araya gelmiş, 11 büyükşehir belediyesi bir araya gelmiş, trilyonlarca lira para var. Onlar versin hesabını, seçimi alamıyorlarsa. Ben niye hesap veriyorum? Yok, aynen katılıyorum. Öyle niye, bir şey. Niye ben hesap olarak 2 yıl önce kurulmuş bir partiyim ben. Gönüllülerin kurduğu bir parti. Çok haklısınız. Asla hazine yardımı yok. Belediye yok. Müteahhit yok. Hiçbir şey yok. Biz hakkımızı kullandık. Hesabı onlar versin. Tamam. Çok nokta. Güzel. Bence cevap bu. Hesabı onlar versin. Tabii. Peki. Onlar verecek. Gelelim bakanlıklara. 17 bakanlık var şu anda. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu açıkladı. 22 bakanlık. Haklı. Bir sürü parti var. Hepsine bakanlık verecek. Demin lafımı yanlış anlamışlar. HDP bakanlık falan. Onu ben bilemem. Kime ne verir? Saadet'e, HDP'ye, geleceğe, devaya, demokratma. Onu bilemem. Yani kamuoyunda konuşulduğu için söyledim. Başka bir art niyetim yoktu. Onu düzeltelim. Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem, kurullar var ya, Cumhurbaşkanlığı, hı-hı, ofisler var, hı-hı, kurullar var. Bir kere onları tek çatı altında toplayacağım. Mecburen ülkeyi yönetmek için. Tek tek baktım onlara. 13 kurul olacak. 13 kurul olacak. Adlarını da söyleyebilirim onların tek tek size. Onları da çalıştırırım. Şu an kaç kurul var? Nasıl? Kaç kurul var zaten şu an? Bakın 8, ben kendimkilerini söyleyeyim. Ekonomi Politikaları Kurulu, Yatırım Politikaları Kurulu, Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Çevre İklim Şehircilik, Yerel Yönetim, Dışişleri Politikaları, İç Güvenlik Politikaları, Milli Savunma, Bilim Sanayi Teknoloji, Tarım ve Gıda, Milli Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor, Doğal Afet Politikaları Kurulu. Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem 13 kurul olacak. 13 de bakan olacak. Bakın ben bakanlık sayısını düşürüyorum. 13 bakan. 13 hangi bakanlıkları birleştiriyorsunuz? Bu kurulların her biri 7 kişiden oluşacak. Bu 300 kişiyi tamamladım. Valileri, emniyet müdürlerini, bu kurulları. Buraya her birine 7 kişi, 13 tane kurul ve bakanlar da bunların içinden çıkacak. 13 de bakan, bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı. 2'yi geçmeyecek asla. Şu anda 1 ile başlayacak. Ama 2'yi asla geçmeyecek. Ama 1 ile başlayacağız. Bu şekilde yöneteceğiz. Ha, gelelim meclise.
Meclisi nasıl yapacaksın? Mecliste çoğunluğun olmazsa. Diyelim 30 milletvekiliniz var ama Cumhurbaşkanı seçildiniz. Halka şikayet ederim. Nasıl? Ben bu milletin yararına işler getireceğim buraya. Hı. Bakın ne diyeceğim şimdi. Muhalefet partileri de destek verirsiniz. Herkes destek verecek. Öyle ama yok. Bak neler getireceğimi söyleyeyim şimdi. Meclise neler getireceğim? Yabancıya konut satışını durduracağız. 400 bin doları bas, vatandaşlık al, oy kullan. Yok böyle bir şey. Onun için kiralar pahalı. Geçen sene 100 bin konut satılmış Mehmet Akif Bey. Yabancıya 100 bin konut. Buna hayır oyu veren milletvekilini millete şikayet eder. Hayır oyu verirse millete şikayet eder. Türkiye'de üretilen araçlardaki ÖTV aracın fiyatının %50'sini geçemez. Hadi oy verme de göreyim. Milletin lehine işler bunlar. Millete şikayet ederim. Milli geliri %2'sini tarımı desteklemeye ayıracağız. Okullar açılana kadar, önümüzdeki Eylül'e kadar, 14 Mayıs'tan Eylül'e kadar 100 bin öğretmen atayacağım. 100 bin. Bunu ancak bir öğretmen cumhurbaşkanı yapar. Hekimlerin ülkeyi terk etmesinin önüne geçeceğiz. Rektörleri, üniversite bileşenleri seçecek. Üniversite öğrenci burslarını asgari ücretin yarısı yapacağız. Okluk koyundaki Cumhurbaşkanlığı sarayını engellilere tahsis edeceğim. Net. Marmaris'teki. Marmaris'teki. Devam ediyorum. Devlet okullarının niteliğini arttıracağız. Özel okullara gitme derdinden kurtulacaksınız. En iyi okul en yakın okuldur. Esad'la müzakerelere başlayacağız. Şam'a büyükelçi atayacağız. Mültecileri göndereceğiz. Medyayı özgürleştireceğiz. Kamudaki ücret adaletsizliğini mimar, mühendis, avukat bunlardaki adaletsizliği sona erdireceğiz. Et, süt, süt ürünleri, ekmek, kitap ve konut fiyatlarını düşürmek için özel önlem alacağız. Örneğin ilk konutunu alanda vergi olmayacak gibi. Et, süt, süt ürünleri, kitap ve konut fiyatları. Tarımı desteklemeye bakın. Mehmet Akif Bey, tarımı desteklemeye bugün başlasan 3 sene sonra sonuç alırsın. Ekimi var, nadası var, uğraşması var, kentteki adamı köye götürmesi var, bir sürü işi var. 3 sene sonra sonuç alırsın. 3 sene beklememek için devleti devreye sokacağız. Haraları, devlet üretme çiftliklerini. Bak ne diyor, dünya bunu konuşuyor şimdi, girişimci devlet. Girişimci devlet. Bütün siyasetçiler bunu okuyacak. Öyle yağma yok. Bay Kemal, Bay Recep kavga yok. Her gün. Bunu okuyacak. Devletin harasını, devlet üretme çiftliğini devlet olarak müdahale edecek. Devlet küçülmeyecek artık. Devlet işin içinde olacak. Bu çocuklara ben, bu ülkenin evlatlarına iki şeyi iddialı söylüyorum. Bir, İyi besleneceksiniz. Size et yedireceğim, süt içireceğim en ucuz fiyata. Bunu ben yaparım. Ve sizi iyi eğiteceğiz. Nitelikli eğitim, yüksek teknoloji. İyi okullarda okuyacaksınız, iyi besleneceksiniz. Bu girişimci devleti kuracağız. Devlete olan güveni yeniden tesis edeceğiz. TÜİK'e güveneceksiniz. ÖSYM'ye, Merkez Bankası'na güveneceksiniz. Liyakat esas olacak. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, badem bıyık, post bıyık, geçin bunları. Geçin bunları. Nasıl giyinirsen giyin. İyi mühendis misin, iyi doktor musun? Buna bakacağız. Marka üreten gençler olacak. Marka üreten, özgür gençler, marka üreten gençler. Öncelikli sektörlerimiz turizm, tarım, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayi, moda, film endüstrisi. Bunları gerçekleştireceğiz. Biz bunları yapabiliriz. Yani bu ülkenin gençlerine akıl ve bilimle zenginleştireceğiz bunları. 3 A kuralı. Akıl, ahlak, adalet. Bunları yapacağız. Bunu bakın nasıl olacak onu söyleyeyim size. Vizyon sistem değiştirecek misiniz? Nasıl? Sistemi değiştirecek misiniz? Sistem. Şunu bitireyim ondan sonra ona cevap. Vizyon telefilmini hatırlıyorum evet. Vizyon telefilminde Emin'i hatırlıyor musunuz? Emin? Evet, Deli Emin. Delisini demeyeyim. Veli Emin, Deli Emin. Yani Emin o öyle. Oradaki Emin televizyonu ne yapıyordu? Parçalıyordu. Birleştirebilirse öğreniyordu. Değil mi? Birleştirebilir. Şimdi bunlar da aynı Emin gibi yaptılar. Önce bakanlıkları parçaladılar.
Sonra bakanlıkları birleştirdiler. Kültür ve turizm gibi. Sonra seçimin süresini 4 yıla indirdiler. Sonra 5 yıla çıkardılar. Sınav sayısını 1'e düşürdüler. 3'e çıkardılar. Merkez Bankası başkanı değiştirmekten bıkmadılar. Yani önce devleti toparlamamız lazım. Bunlar devleti dağıttı. Bunlar devleti dağıttı. Biz bu devleti yeniden toparlayacağız. Bu devleti yeniden toparlarken ne yapacağız? Ya arkadaş, çok basit. Çok basit. Liyakata esas alacaksın. Bilimi kullanacaksın, bilimi. Yani bir siyasetçi nasıl kararlar verir? Mühendis olsa tıp bilmez. Doktor olsa eğitimden anlamaz. Ekonomist olsa turizmi bilmez. Her şeyi bilen adam değil. Her şeyi bilenleri bulan adam. İyilerini bulan adam. Ortak aklı kullanan adam. Kamu yararını bilen adam. Hukuka inanan adam. Evrensel kurallara inanan adam. Vicdanı olan adam lazım bize. Bize vicdanı olan bir cumhurbaşkanı lazım. Merhameti olan, vicdanı olan, bilime inanan, hukuka inanan, dünyayı tanıyan birisi olması lazım. Onun için diyorum, buradan çıkacaksın. Şu anda insanlar devletin küçülmesinden söz etmiyor. Devletin bizzat girişimci olmasından söz ediyorsa bunu yapacaksın. Cumhurbaşkanı yardımcınız kim olacak belli mi? Onu şimdiden açıklayamam tabii ki. Seçime yakın açıklarım. Millet İttifakı'nınki belli, o yüzden sorum. Onları da 7 tane. Evet, seç, beğen, al. Sizde kim olacak? Bende bir tane olur. Belli mi? Kafamdan geçirdiklerim var. Ona henüz karar vermedim. Anladım, henüz netleşmedi. Evet. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala cezaevinde mi olmalı, dışarı mı çıkmalı konusu siyaseten çok değerlendirilen bir konu. Tamam. Cevap vereyim. Buyurun. Benim görevim yargıya talimat vermek değildir. Cumhurbaşkanı seçilirsem benim görevim yargının düzgün işlemesini sağlamaktır. Bu kişi hapse girmeli. Bu kişi hapisten çıkmalı gibi bir açıklamayı yapamaz Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı da yapamaz. Cumhurbaşkanı adayı da yapamaz. Adil yargılandılar mı derseniz bence adil yargılanmadılar. Bakın, adil yargılandılar mı derseniz bence adil yargılanmadılar. Ama serbest kalsınlar, tutuklansınlar demek Cumhurbaşkanı'nın görevi de değildir, hakkı da değildir, haddi de değildir. Cumhurbaşkanı adayı için de geçerlidir. Yani siyasi bir dava olarak mı görüyorsunuz, hukuki bir dava olarak mı görüyorsunuz sorusu? Siyasi bir dava olarak görüyorum tabii ki. Ama evet. Ama bunlar adil yargılanmalıdır. Benim önerim ancak bu olabilir. Adil yargılandığına inanıyor musun? Hayır, inanmıyorum. Ama serbest kalsın der misin? Demem. Tutuklansın der misin? Demem. Bu benim işim değil, yargının işidir. Daha önce müzakereye açığım demiştiniz ya, o hala mahfuz mu, yoksa müzakereye kapalı mısınız? Ne müzakeresi? Millet İttifakı'yla müzakereye. O ya geçti da, o günler arkadaşlar. Geçti. Geçti yani, o ittifaklar bitti. Yani ben şimdi partimi seçime mi sokmayacağım? Böyle bir şey olabilir mi? 3 yıl emek ver. Yani gidiyorsun, herkesle konuşuyorsun. 15-17 tane partiyle konuşuyorsun da son gün 24 saatte Muharrem İnce'yi bırakıyorsun. Senin derdin zaten müzakere etmek değil. Kamuoyunda gaz almak, benim üzerime baskı kurmak. Ha, Sayın Akşener'e böyle bir baskı kurdular. Masadan kalkınca iftiralar attılar, bir şeyler söylediler. Aman dedi, geri. Ben pes etmem. Ben pes etmem. O dönem Sayın Akşener'le görüştünüz mü? Hayır, beraber görüşmedim. Hareket etme. Hayır, görüşmedim. Olmadı. Hayır. Zafer Partisi ile birlikte hareket etmiştiniz. Orada kuramadık ittifakı. Kuramadık. Denedik, kuramadık. Sizin aday gösteriyor, yani Mansur Yavaş aday istemelerine tepki. O açıklamalarımızı yaptık zamanında zaten. Olarak tekrar yaptınız. Geri. Kuramadık yani. Kurmak istedik ama kuramadık. Sistem değişikliği konusunda bir şey söyleyecektiniz. Bakın şimdi. Şu anda milleti kandırmanın bir anlamı yok. Sistemi değiştirebilmek için önce 360 milletvekili lazım. Önce bu lazım. 360 milletvekili parlamenter sisteme geçelim derse, referanduma gidecek. Muharrem İnce de Cumhurbaşkanı olursa bunu referanduma götürmeye mecburum.
Anayasa öyle diyor çünkü. 400 milletvekili evet derse referandum Cumhurbaşkanlığı'nın takdirine aittir. Ben seçilirsem referanduma götürmeyeceğim. Doğrudan kabul edeceğim. 400 milletvekili evet derse. Ama şimdi Cumhurbaşkanı adaylarının ben parlamenter sisteme geçeceğim ya da geçmeyeceğim demeleri bir şey ifade bir etmiyor. Büyük palavradan ibarettir. Yani cumhurbaşkanlarının elinde değildir bu. Parlamentonun elindedir. Milletvekillerinin elindedir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. 360 ile 400 arasında referandum zorunludur. Cumhurbaşkanı referanduma götürmeye mecburdur. 400'ün üzerinde takdir hakkı vardır. Ben seçilirsem 400 milletvekili de geçelim derse direkt onaylayacağım, referanduma gitmeyeceğim. Ama yurttaşlarımızdan şunu istiyorum ben. Önemli olan güçler ayrılığıdır. Önemli olan yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığıdır. Birbirinden ayrılığıdır. Önce burayı konuşmak lazım. Bir rüzgar olduğunu düşünüyor musunuz bu sürecin? Bir anda oylarınızın bu kadar yükselmesinin, konjektürel olarak İYİ Parti'nin masaya dönmesi, iki arada bir derede kalan kitlenin, kararsızlıklarının çoğalması. Ben siyaseti meteorolojik söylemler üzerinden yapmam. Oturmuş bir, kemikleşmiş bir oy kitleniz ve oturmuş bir kadronuz olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Bunun bir bu ülkede Atatürkçülerin partisi kalmadı. Bu ülkede. Yani şöyle, şunun için sorumlu. Zafer Partisi de mesela Sayın Ümit Özdağ bir dönem bu mülteci karşıtlığı üzerinden çok böyle bir anda oyları yükselen bir siyasi parti gibi anketlerde gözüktü. Sonra bir gerileme oldu. Bakın ben... Sizin için de benzer bir durum söz konusu mu? Ben önerim var. Bak, buyurun. Buyurun. Arkadaşlar. Kim çıktı? Bak. Mehmet Akif Bey. Türkiye Varlık Fonu'nu kapatacağım. Dosyası burada. Bak, devam ediyorum. Ben proje sunuyorum. Bak. Devam edeyim. Mikroçip üretimini nasıl yapacağız? Burada. Türkiye elektronik pazarının durumu burada. Devam ediyorum. Tarımsal sulama nasıl olacak? 3 yılda 7,4 milyon hektar alanı nasıl sulayacağız? 2,5 milyon kişiye nasıl istihdam bulacağız? 13,5 milyar dolar para harcayacağız. 3 yıl 15,5 milyar dolar. Tarımsal milli geliride %50 artış, cari açıkta %40 azalış sağlayacağız. Enflasyon içinde %30'luk gıda ürünleri baskısı azalacak. Türkiye geneli gübre maliyetini %20 ile 30 arasında nasıl düşüreceğiz? Burada. Efendim, kitap olarak basan bir sürü parti var. Bir dakika bunda. Yok efendim, böyle bak. Var var. Hayır. Ben Sayın Babacan'la yayın yaptım. Şöyle bir kitap olarak getirdi. Çok düzenli bir şekilde. Deprem. Kentsel dönüşüm. Bakın bunlarla ilgili Türkiye'de su problemi çıkacak diye bütün siyasi partilere mektup yazdım. Raporlar getirdim. Sorun bu değildi ama lütfen. Hayır, bakın bir şey söylüyorum. Buyurun. Ben öneri... Türkiye'de deprem bir beka meselesidir diyen siyasetçi kimdir? Kimdir? Siz bunu herhalde görüyorsunuz değil mi medyada? Yıllar öncesinde. Muharrem İnce'dir. Türkiye'nin beka problemi Muharrem İnce'dir, depremdir diyen Muharrem İnce'dir. Başka hiçbir siyasetçi yoktur. Öyle değil mi? Görmediniz mi sosyal medyada şurada? Bunları ben söyledim. Şu söylediğinizi, az önce söylediğinizi caps yapacaklar bu arada. Peki. Diliniz peki sürçtü bir ya. Şey daha söyleyeyim. Yani diliniz sürçtü, onu caps, o yüzden açık söyleyelim yani. Tam ne dedim orada? Türkiye'nin beka sorunu Muharrem İnce'dir dediniz. Onu caps yapalım. Türkiye'nin beka sorunudur deprem diyen Muharrem İnce'dir. Evet. Yapsınlar, önemli değil. Önemli değil. Ya ben öyle, bir kere öyle de, şakalar yapılıyor. Hayır, ben bir kere Cuma namazına gidiyor musunuz dedi. Her gün gidiyorum dedi. Gidiyorum. Her hafta gidiyorum diyeceğim. Her gün gidiyorum. Erdoğan da Eskişehir'de ben çocuklarıma helal lokma yedirmedim dedi. Ya bunlar çok olabilir. Çok yaygın. Gülüyoruz, geçiyoruz onlara. Bunlar, rüzgar bakın, olduğunu düşünüyor musunuz dedim. Ben sonra cevap verdim. Anlamadım. Bu bir rüzgar olabilir mi? Hayır hayır. Değil. Siyaset meteorolojik tanımlarla yapılmaz. Bu rüzgar değil, bu fırtına olacak. Bu kasırga olacak, merak etmeyin. Rüzgar deyip küçümseme ben. Estağfurullah efendim. Ben sadece hani bunu biliyorum. Anlıyorum yani. Mesajım size değil. Peki. Bu bir kasırga olacak.
Merak etmeyin. Seçimi alacağız biz. Bu ülkeyi bu uçurumun kenarından çekip alacağım. Merak etmeyin. Doktorlar, hekimler, sakın ha memleketi terk etmek yok. Canlarım benim, benim güzel evlatlarım. Siz bu ülkenin akıllı çocuklarısınız. Nereye gidiyorsunuz ya? Biz yaşlanıyoruz. Bize kim bakacak? 2 dakikamız kalmış. Sorduğum bir soruyu tekrar edeceğim. Çünkü tam evet. Yanıt, yani ne alakası var dediniz. Sadece öyle hatırlıyorum ben. Algısal olarak şöyle bir algınız var. Ya eşit şekilde hem muhalefeti hem iktidarı eleştiriyorsunuz ya da muhalefeti iktidardan daha çok eleştiriyorsunuz. Ve herkes sizin aslında CHP ve o adaylık sürecinde size destek vermedikleri için veya sizin istediğiniz şekilde arkanızda durmadıkları için çok öfkeli ve kızgın olduğunuzu, o yüzden böyle bir yola girdiğinizi söylüyor, düşünüyor muhalif seçmenler. Öyle mi? Öfkem yok. Benim içim sevgi dolu. Benim yüreğimle dilim arasında direkt bir bağ var. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Benim istediğim şu. Bir, ben bu gençlerle marka üreten gençler yetiştirmek istiyorum. Bakın milli gelirin %5'ini... 2 dakikamız hayır, yok. Hayır bakın. Bitmiş ben, süremiz. Mehmet Akif Sayın Bey. Muhalefete mi daha siz çok siz gazetecisiniz ama ben de politikacıyım. Ben milli gelirin %5'ini Ar-Ge'ye ayıracağım. Ben iktidar, muhalefet ikisini de göndereceğiz. Yapay zeka demeye devam edeceğim. Toplum 5.0 demeye devam edeceğim. İklim değişikliği demeye devam edeceğim. Kuantum demeye devam edeceğim. Dijitalleşme demeye devam edeceğim. Füzyon demeye devam edeceğim. Füzyon bu ülkenin geleceğidir. Peki. 10 yıl içinde bunu çözemezsek perişan oluruz. Son olarak da şunu söylüyorum. Anneler, babalar, sizin çocuklarınıza et yedirmek, süt içirmek istiyorum. İyi okullarda okutmak istiyorum. Eğitimi tarikatlardan temizleyeceğim. Nokta. Çok teşekkür ederim. Ben yayınımıza teşekkür katıldığınız, samimiyetle sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun efendim. Memleket Partisi Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce, nedir ne değildir de konuğumuzdu. Biz dilimiz döndüğünce kendisine sorularımızı yönelttik. Takdir sizlerin efendim. Yayını noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Tek Tek Bilim var Fatih Altaylı ile. Görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.